Evet, haber odasında önemli gelişmeler var. Haber odası özellikle bugün Çetin Arık'ın basın toplantısı son derece önemliydi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık bir basın toplantısı düzenledi. Bir muhtar olayı var. İşte elin üzerinde muhtara rozet takılmıştı CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu tarafından. Bu büyük tartışma yarattı. Daha sonra muhtarlar birer birer açıklama yaptı. Dediler ki, İş bulma vaadiyle bizi götürdüler. Rozetten haberimiz yoktu. Orada emrivaki yaptılar. Rozeti taktılar. Biz CHP'li değiliz. İşte MHP'liyiz, AK Parti'yiz. Bu şekilde açıklamalar vardı. Bu büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine bugün bir basın toplantısı düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık. Ama burada çok ilginç açıklamalar yaptı. Birincisi Kayseri Valisi'yle ilgili yaptığı açıklama ki bu büyük bir tepki topladı Çetin Arık'ın yaptığı bu açıklama. Şöyle diyor, Büyükşehir Belediye Başkanı özel kalemi gibi davranıyor diyor Çetin Arık, Kayseri Valisi. Şimdi Kayseri'de bir uyum kültürü var. Yeni gelen vali de son derece hemen hızlı bir şekilde, başarılı bir şekilde Kayseri'nin çalışmaları, menfaati, gelişimi için büyük bir çaba harcıyor. Bir yerde eğer uyum kültürü yoksa, diğer belediye başkanlarıyla, bürokratlarla uyum yoksa orada hiçbir şekilde o şehir ilerleyemiyor. Kayseri'de bu var. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile büyük bir ikili oldular. Çok olumlu, uyumlu bir ikili oldular. Özellikle turizm konusunda son derece önemli adımlar atılıyor. Canla başla her gün bir yerlere gidiliyor ve çalışılıyor. Bu uyum kültürüne siyasi vandalizmle yaklaşmak ne derecede doğru ve burada bu açıklama, maalesef Çetin Arık'ın bu açıklaması büyük tepki doğurdu. O açıklama ve detaylara bakalım. İş bulma vaadiyle bazı Kayseri muhtarları Ankara'ya çağırıp sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oldu bitti yaptırarak rozet taktıran CHP büyük tepki toplamıştı. Bu tepkiler üzerine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık parti binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının sonunda Arık'ın Kayseri Valisi Gökmen Çiçek hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel kalemi gibi davranıp peşinde koşuyor sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Sanki bir belediye başkanının özel kalem müdürü gibi sürekli onun peşinde dolaştığınız bize geliyor. Bundan vazgeçin. Bu konudaki ısrarlı sorular üzerine Arın bize öyle söyleniyor, öyle duyuyoruz demesi şaşkınlığı daha da artırdı. Yani bana gelen söylemi söylüyorum. Yani vali, Büyükşehir Belediye Başkanı özel kalem müdürü mü diyorlar? Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'ın şehrin gelişimi ve menfaati için büyük bir fedakarlık içinde çalışması, özellikle turizm alanında önemli adımlar atmak için şehrin her yerini karış karış gezmeleri, uyum kültürü içinde çalışmaları Kayseri tarafından büyük takdir toplarken CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın bu ağır sözleri büyük tepki topladı. Siyasi vandallık olarak nitelendirildi. Çetin Arık bu basın toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili çok ağır ifadeler kullandı. MHP bir stepne gibi böyle bir yorum yaptı ve büyük bir tepki topladı bu yorumu. Seversiniz ya da sevmezsiniz, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin en köklü siyasi hareketlerinden biri. Bir tabanı var, bir camiası var. Çetin Arık'ın bu ağır ifadeleri özellikle MHP tabanı ve birçok sağduyu insanlar tarafından büyük tepki doğurdu. Varlığım Türk varlığına emanettir diyen MHP, bugün varlığım AKP varlığına emanettir noktasına gelen MHP dağılmanın eşiğine gelmiş. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık aynı basın toplantısında MHP'ye de çok ağır ifadeler kullandı. Varlığını AK Parti'ye borçlu olan, varlığım Türk varlığına emanettir diyen MHP, bugün varlığım AK Parti'ye emanettir noktasına gelen MHP diyen Arık, bu sözleriyle AK Parti ve MHP arasına fitne sokmaya çalışırken, MHP stepne gibi diyerek Türkiye'nin en köklü siyasi hareketlerinden biri olan MHP camiasına büyük hakarette bulundu. Ve bunu gören AKP'de ve onun küçük ortağı MHP'de, onun stepnesi MHP'de büyük bir telaş başladı. CHP'li Arık'ın bu hakaret içeren sözleri MHP'lilerin büyük tepkisini çekti. Yine bu toplantıyla devam edelim. Muhtarları iş vaadiyle Ankara'ya götürüp oldu bitti rozet taktırıp işte Kırşehir'de biz varız, işte bizim belediye Kırşehir, işte orada iş sağlarız bir muhtarın oğlu için. Bunu söyleyen CHP İl Başkanı Ümit Özer. Bugünkü basın toplantısında CHP İl Başkanı Ümit Özer yoktu.
Bu da kafada bazı soru işaretleri uyandırdı. Çünkü Özel'e bayağı bir sorular yöneltilecekti. Böyle bir vaatte bulundunuz mu? Medya yansıtmacıya söylemişsiniz, muhtarlar bir oldu bittiye mi getirdi ama toplantıda yoktu. Şehir dışında olduğu söylendi Ümit Özer. Tabii bu kafalarda da soru işareti oluşturdu. Bazı soruları yanıtlamamak için acaba CHP İl Başkanı toplantıya katılmadı mı? Yorumu yapıldı. Muhtarları iş vaadiyle Ankara'ya götürüp oldu bittiye getirerek Kılıçdaroğlu'na rozet taktıran CHP İl Başkanı Ümit Özer'in CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arak'ın basın toplantısında yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Basın mensupları Arak, İl Başkanı'nın neden toplantıda olmadığını sordu. Şunu söylemek isterim. Hepimiz insanız. Hepimizin ihtiyaçları var. Evet, bu toplantının, bu muhtarların, bu üye yapılımın temel öncüsü İl Başkanımızdır. Örgütümüzün başıdır. Kayseri'de örgütümüzün başıdır. Ama Sayın İl Başkanımız şehir dışında. Arak ise Özer'in şehir dışında olduğunu söyledi. Özer'in bu toplantı sırasında şehir dışında bulunması manidar bulundu. Tabii ki İl Başkanımız da olsa ama şehir dışında olduğu için ve uçak bulamadığı için bugün basın açıklamamız da değil, olsaydı burada olurdu. CHP İl Başkanı'nın olası bazı soruları yanıtlamamak için toplantıya bilerek katılmadığı iddiasında bulunuldu. Üzücü bir haberle devam edelim. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Aracıyla karpuz taşıyan kamyona çarpan sürücü maalesef yaşamını yitirdi. Kaza Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden 30 yaşındaki İbrahim Adalı karpuz taşıyan kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü İbrahim Adalı'nın yaşamını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası Adalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kayseri'de son dönemlerde fabrika yangınları arttı. Yine organize sanayi bölgesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. İlçedeki organize sanayi bölgesi 13. caddede bulunan palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yapan muhtar ölümden döndü. Yeşilhisar ilçesinde yaşandığı trafik kazasında Çadırkaya muhtarı Hamit Celenay yaralandı. Geçmiş olsun diliyoruz kendisine. Kaza Kayseri-Niğde Karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çadırkaya Mahalle Muhtarı Hamit Celenay idaresindeki 42LK607 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada büyük çapta maddi hasar oluşurken sürücü Çadırkaya Mahalle Muhtarı Hamit Celenay da hafif şekilde yaralandı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celenay tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde iki otomobil kaza yaptı. Caddenin ismi Papatya ama Papatya gibi olaylar gelişmedi. İki taraf arasında kazayı bıraktılar. İki taraf kavgaya tutuştular ve kavgada iki kişi yaralandı. Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde iki otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tarafların kavgası da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir olay yaşanmıştı. Bu kameralara da yansımıştı. Madde bağımlı olduğu iddia edilen bir kişi bir kız çocuğunu kaçırmak istemiş iddiaya göre ve mahalle tarafından da linç edilmek istenmişti. O kişi serbest bırakılmıştı. İtiraz edildi. O şüpheli itiraz üzerine tutuklandı. Olay Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda 2 Ağustos Salı günü meydana gelmişti. Küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışan MT güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasından olayı fark eden mahalle sakinleri madde bağımlısı olduğu iddia edilen MT'yi yakalayarak linç etmek istedi. Kanlar içinde kalan MT olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan MT emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mağdur aile avukatının itirazı sonrası şüpheli tekrar gözaltına alındı. MT çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'nin uyuşturucuyla mücadele sürüyor ama uyuşturucu kaçakçıları da her yolu deniyor ama emniyet affetmiyor. Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MT ve VY'nin Doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durdurdu. Şahısları gözaltına alan ekipler arama yaptı. Yapılan aramada bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış 465 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Yine uyuşturucuyla mücadele haberi Kayseri'de polis ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptı. 5 kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler İA isimli şahsının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Mevlana Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonda 5 parça halinde 2,40 gram eroin, 10 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan eldiven ve 1 adet trulofolya ele geçirildi. Olayla ilgili İA ile birlikte YEŞ, SY, BB, OMG isimli şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Yine başka bir uyuşturucu operasyonu, Batı illerinden kente, ilimize uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 3 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda HI, FB ve UCB isimli şüphelilerin Batı illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri 3 kişinin kullandığı 07 AGB 863 plakalı araba ve 34 EK 991 plakalı motosikleti arama yaptı. Yapılan aramada 5 parçadan oluşmak üzere toplamda 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis yakalanan HEI, FB ve UCB isimli 3 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı. Kayseri'de turizm atağı devam ediyor. Valiçek sosyal medya hesabından yine bir paylaşım yaptı. İşte haber odasının başında bahsetmiştik. Çetin Arık çok yanlış şeyler kullandı Kayseri Valisi'yle ilgili ama Kayseri'de uyum kültürü ve turizm çalışmaları. İşte o haber. Vali Çiçek sosyal medya hesabından Kayseri Panoraması başlığıyla yaptığı paylaşımlarda kente turizm ve üretim atağının başladığını duyurarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Turizm atağı çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında huzurun şehri Kayseri'mizde son 2 ay içerisinde Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği içerisinde turizm atağı başlamıştır. Bu çerçevede Soğanlı Vadisi'ndeki tarihi meydan düzenlenmiş ve turizmi yürüyüş yollarının ihalesi yapılmıştır. Kapuzu başında sıcak asfalt yol ihalesine çıkılmış, köy içi parke taşlarıyla otopark yapımına başlanmıştır. Kültepe Kanişkarım arkeoloji sahasında Asur Mahallesi ortaya çıkartılmıştır. Halkımızın ziyaretleri için çalışmalar sürmektedir. Yine Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonu uçuşlarına başlanmıştır. Vadinin tarihi ve coğrafi güzelliklerini seyir imkanı doğmuştur. Dünyanın ilçemizdeki tarihi Sultan Han'ın tadilatına başlanmış ve bir ay sonra işletmesi aktif hale getirilecektir. Yahyalı ilçemizde doğa harikası olan Kapuzbaşı Takım Şelaleri
ilçemizde seyir zevki için cam teras yapımı ihalesine çıkılmıştır dedi. Vali Çiçek üretim hatayla ilgili olarak da huzurun şehri Kayseri'mizde son 2 ay içerisinde valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği içerisinde üretim hatağı başlatılmıştır. Üreten kadınlarımız için 6 ilçemizde kadın kooperatifleri açılması ve bu oluşumun tüm ilçelerimizde kurulması kararı alınmıştır şeklinde konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ayrıca güven timlerinin de kurulduğunu, kentteki güvenlik kamera sayısının 4 kat artırıldığını belirtti. Vali Gökmen Çiçek, valilik, belediye ve hayırseverlerle yapılan çalışmada da şimdiye kadar diyabet tip 1 hastası 260 çocuğa iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtıldığını kaydetti. Tabii yazın sona doğru ilçelerdeki şenlikler devam ediyor. Güzel şenlikler yapılıyor. Biz de TV Kayseri olarak çoğunu canlı sizlere aktarıyoruz. Özvatan'da 6. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi. Bayağı da güzel geçti. Özvatan Belediyesi 6. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenledi. Festivale Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baker Soy, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan Nice Toprak, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, MHP Kayseri Kaçep'ten sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çok sayıda ilçe sakine katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Özvatan'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Özvatan'da düzenlenen şenliğin Türkiye çapında ses getiren hemşehri buluşması olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baker Soy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Özvatanlılardan övgüyle bahsetti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan balının gerçek bir marka olduğunu ifade etti. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Özvatan balının coğrafi işaretini aldıklarını söyledi. Festivalde Ahmet Şafak, Ankaralı Yasemin, Nazlı Öksüz, Ali İhsan Horoz, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Kayseri İl temsilcileri ve Zeybek ekibi sahne alırken misafirlere Özvatan'a has etli bulgur pilavı ikram edildi. Günün anısına katılımcılara teşekkür plaketi verildi. Ali Dağ'dan yamaç paraşütüyle geçen Kayseri Valisi uçmuştu. Bu kez de Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak yamaç paraşütüyle uçtu. Gökyüzünde bozkurt selamı yaptı. Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği tarafından organize edilen Erciyes Havacılık ve Dağcılık pilotlarının yardımıyla gerçekleştirilen uçuşta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İnce Toprak büyük heyecan yaşadı. Akşamüstü Kayseri'nin eşsiz manzarasında gerçekleştirilen uçuşta bozkurt işareti yaparak poz veren Adnan İnce Toprak'ın uçuşu 15 dakika kadar sürdü. Talas paraşüt alanına iniş yapan İnce Toprak, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam'ın organizesinde Ali Dağ'dan yamaç paraşütüyle bir uçuş gerçekleştirecek. İlk defa yamaç paraşütü heyecanını yaşadım. Gökyüzünde Kayseri'nin eşsiz manzarasını seyretmek bir harika. Şehrimizin tarihi, kültürel ve kış turizminde gelişmesinin yanında gökyüzü turizminde de gelişmesi ve dünyaya duyulması lazım. Bunun için yamaç paraşütü sporunu yapanların desteklenmesi gerekiyor. Biz de destek vermek için bir uçuş gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir heyecan yaşanıyor. Şehrin güzelliğini havadan görmek ve bu heyecanı yaşamak isteyenleri Kayseri'ye davet ediyorum diye konuştu. Develi ilçesine gidelim. Yuvalar üzerine çökerek toprak altında kalan anne ve 7 yavru köpeği yoldan geçen Kayseri SKK'da ikinci Haskül dönemi başladı. Bir süre önce bakanlık kararıyla Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne görevlendirilmişti Hacı Ali Haskül. Yeniden Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü'ne atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak Kayseri'de görev yaptığı dönemde başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Hacı Ali Haskül, iş dünyasından gelen yoğun talep üzerine bakanlık kararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'nden tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü'ne atandı. Hacı Ali Haskül'ün çarşamba günü Kayseri'deki görevine başlaması bekleniyor. Develi ilçesine gidelim.
yuvaları üzerine çökerek toprak altında kalan anne ve 7 yavru köpeği yoldan geçen veteriner hekim kurtardı. Ya ancak ayaklarını çıkarabildik. İlçede özel bir çiftlikte çalışan veteriner hekim Soner Büyümez yoldan geçtiği esnada bir köpeğin toprağa saplandığını gördü. Köpeğin yanına giden Büyümez toprağın altından yavru köpeklerin sesinin geldiğini duyunca harekete geçti. Elleriyle toprağı kazarak yavru köpeklere ulaşan Büyümez köpekleri boğulmadan toprak altından çıkardı. Toprağın altından çıkardıkları köpekleri gel kuzum gel diyerek sevdikten sonra güvenli bölgeye alan Soner Büyümez'in bu hareketi görenlerin yüreğini ısıttı. Büyümez yarısı toprağın altında kalan anne köpeği de yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı. Veteriner hekim Soner Büyümez'in anne ve yavru köpekleri kurtardığı anlar amatör kameraya yansıdı. Evet, birine ulaştık. Çık, ay, çek 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 vay, çek vay. Çek. Geldi. Biri çek, geldi. Çek çek. Ay. Gel kuzum. Çek kardeş çek. Biri geldi. Oo, birini çıkardı bir toprağın altından. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bir can kurtarmak için yoğun çaba sarf eden Kayseri Develi'de özel bir çiftlikte veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışan meslektaşımız Soner Büyümez'e teşekkür ediyorum dedi. Zaten buraya gömelim. Kayseri'de 112 çalışanın işe gittiği sırada yere yığılarak fenalık geçiren komşusunun yaptığı ilk müdahale kendisine getirdi. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde gerçekleşen olayda Ayhan Erdoğan binanın bahçesine fenalık geçirerek yere düştü. Bu sırada işe gitmek için aracına binen kocasından Yedinoğlu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda çalışan paramedik Halil Demirel komşusunu gördü. Aracından inerek komşusunun imdadına yetişen Demirel ilk müdahaleyi yaptıktan sonra komşusunu kendine getirdi. Bir süre komşusuyla konuşan Demirel, yaşlı şahsı kamillaya götürdü. Demirel'in komşusuna müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansırken yaptığı hareket komşularının takdirini topladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanlığı'nda Melikgazi, Develi, Bünyan, Yeşilsar, Yahyalı ve Tomarza Belediye Başkanları ile Kayseri Gaz Zirvesi yapıldı. Büyükşehir Başkanlık Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş Yapan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile Sokar Türkiye Doğalgaz İşbirimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elciman ve Ali Hassal katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayseri Gaz'ın önümüzdeki dönem yapılacak yatırımlarının koordinasyon ve organizasyonunda masaya yatırılırken, toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gaz'la ilgili belediyelerin yaptığı çalışmaları gözden geçirdiklerini belirtti. Değerli Melikgazi Belediye Başkanımıza, Bünyan Belediye Başkanımıza, Tomarza Belediye Başkanımıza, Develi Belediye Başkanımıza, Yeşilhisar ve Yahyalı Belediye Başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlgili ilçelerle gerekli görüşmeler yapıldı. Kayseri Gazımızın gerçekten Kayseri ile ilgili çalışmalarda bizi her zaman yüreklendiren Ertan Bey ve ekibine ben teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Zahor Bey'den başlamak suretiyle Yönetim Kurulu üyesindeki tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan firması Sokar'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile olan işbirliğinin en üst düzeyde olduğuna dikkat çekti. İki devlet, bir millet anlayışı içerisinde tabii ki Azerbaycan'ımızın çok değerli firması Sokar'ımızın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile olan işbirliği en üst düzeyde. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler planlama açısından, altyapı açısından, Büyükşehir Meclisimizden aldığımız bir karar doğrultusunda gerekçelere sığınmadan yasal çerçevede, mevzuata uygun şekilde imkanlarımızı azami boyutta seferber etmek suretiyle vatandaşlarımızın konforunu sağlamak, onların huzuruna katkı sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptık. Cenab-ı Allah İnşallah mahcup etmesin. Aldığımız kararları hayırlı eylesin. Sokar Türkiye Doğalgaz İşbirimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız da şehrin ve ilçelerin ihtiyaçlarını yatırım olarak hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Memduh Başkanı'na başta olmak üzere ve ilgili kamu kurumlarıyla istişarelerle yatırım dönemlerini hayata geçiriyoruz. Bu yıl içinde çok önemsediğimiz
önümüzdeki dönemde yine şehrimizin, ilçelerimizin ihtiyaçlarını yatırım olarak hayata geçirmeye, Azerbaycan'ın Türkiye'deki varlığı olan Sokar Türkiye'nin yatırımlarını burada ilçe genişlemeleri, şehir merkezindeki genişlemeler, yatırım ihtiyacı karşılamaları olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz inşallah. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya da devam edeceğiz. Başkan Büyük Kılıç bu kez de OSB başkanlarıyla katı atık ve çevre konulu bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç liderliğinde bir yandan altyapı, imar, sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirirken diğer taraftan da şehrin çevresini koruyan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nde organize sanayi bölgelerindeki katı atık bertarafı ve çevreyle ilgili konularda istişare toplantısı gerçekleştirildi. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır'la KASKİ Genel Müdürü Özgür Özel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ve bürokratlar katıldı. Başkan Büyükkılıç toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Gururumuz olan organize sanayilerimiz üreten, ihracat eden ve gerçekten ülkemize istihdam katma değer sağlayarak Kayseri'mizi onurlandıran başkanlarımızın şahsına tüm üreticilerimize ben teşekkür ediyorum. Büyükkılıç daha yaşanabilir bir çevre için gayret gösterdiklerini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin çevreyle ilgili her konusuna sahip çıkan ve daha yaşanabilir bir çevre yönünde gayret gösteren yaklaşımıyla de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili konularımızı istişare ettik. Sağ olsunlar her zamanki Kayseri'mize katkı sağlayan yapıcı yaklaşımlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğini ön plana çıkartan bir yaklaşım sergilediler. Değerli başkanlarıma ben teşekkür ediyorum. Değerli genel müdürümüze, daire başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Başkan Büyükkılıç çevre bilincinin çok önemli olduğunu, çevre dostu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Yine başkanla devam edelim. Kayseri valisiyle beraber turizm alanında müthiş güzel işler yapıyorlar. Karatayalı'nın ardından Sultanhan'da turizme kazandırılacak. Kayseri'nin kültür ve turizm değerlerini tanıtmaya ve yaşatmaya büyük gayret gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde bulunan ve Sultan 1. Alaaddin Keykubat tarafından 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultanhan için kollarını sıvadı. Daha önce mimarisi bozulmadan vakfiyesi günümüze kadar ulaşan tek kervansaray olan Karatay Han'ı tanıtmak için talimatlar veren Başkan Büyükkılıç, bu kez de Bünyan'ın önemli tarihi eserlerinden Sultanhan'da inceleme yaparak Vali Gökmen Çiçek'le yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Birliğin, beraberliğin bereketine hep beraber yaşadıklarını ifade ederek Sultanhan'ı sahipleneceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şöyle konuştu. Birliğin, beraberliğin bereketini hep beraber yaşıyoruz. Kayseri'mizde Sultanhan gibi bir değerimizi inşallah Kayserili hemşehrilerimizin ve buraya ziyarete gelecek dostlarımızın hizmetine sunmak, Kaytur marifetiyle en güzel hizmetleri vermek suretiyle tarihe saygı ve anlayış içerisinde burayı sahiplenmeyi sağlamak bizim için artık olmazsa olmaz haline geldi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şunları kaydetti. Bizler Kayseri Vali ve Büyükşehir Belediyesi olarak seferber halde birlikte el ele omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Biz belediye başkanımızla birlikte bu şehrin turizm, kültürel değerlerini ayağa kaldırmak için söz verdik. Ve Kayserililer de bunu deklar ettik. Kayserililerin hizmetinde gerçekten muhteşem 1200 yılında yapılmış bir han halkımızın hizmetinde olacak. Halkımızın ziyaretine açılacak. İşletmeler olacak. Hediyelik eşyalar olacak. Tarihi bilgilendirmeler olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek konuşmalarını sürdüren Var Çiçek şunları kaydetti. Gerçekten birçok hizmeti olmuştur. Birçok büyükşehrin çalışması olmuştur. Ama bu benim için çok özel. Çünkü ben şuna inanıyorum. Türk tarihine, ecdada saygı göstermek bu milletin birinci görevi. Ve burada çok büyük bir tarih yatıyor. Çok muhteşem bir eser burada duruyor. Bunu Kayserililerin
hizmetine, görmelerine açmamız lazım. Bir tek gencimizin bile burayı görmemesinin tahammülümüz yok. İnşallah en yakın zamanda burası Kayserili gençlerle dolar taşar. Teşekkür ediyorum. Öte yandan Başkan Büyükkılıç geçtiğimiz haftalarda Bünyan'da bulunan ve 1240 yılında Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı Kervansarayı'nda da incelemelerde bulunmuş, tarihi mekanın turizme kazandırılması için çalışacaklarını ifade etmişti. Önemli bir Kültepe sempozumu yapılmıştı ve Bellek Kültepe sergisi bu sergide 35 resim, 3 heykel, 11 seramik olmak üzere 49 eser sergileniyor. Anadolu'da en büyük ticareti merkezi olarak tanınan Kültepe Kanişkorun bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar, Kültür Bakanlığımız ve belediyelerimizin işbirliğiyle devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı işbirliğinde Bellek Kültepe sergisi açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tarihi Kayseri Kalesi'ne yer alan Arkeoloji Müzesi içerisinde açılan Bellek Kültepe sergisi, Anadolu'ya ait kültürel simge ve göstergelere ait göndermeler içeriyor. Sergide binlerce yıllık tarihi olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kayseri'deki Kültepe Kanişkorum Hüyüğü'nün sanat yoluyla anlatımı amaçlanıyor. Sergide usta sanatçıların 17 resim, 3 heykel ve 2 seramik, genç sanatçıların ise 18 resim ve 9 seramik eseri olmak üzere toplam 49 eser yer alıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından genç sanatçılara birer adet çevresiyle birlikte tablet verildi ve o tabletlerdeki metinlere göre genç sanatçılar sanatsal eserler üretti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu serginin Kayseri'nin ve bölgenin uluslararası tanıtılması konusunda önem arz ettiğini belirtti. Kültepe Kanişkorum UNESCO'nun miras listesinde bulunmasından dolayı daha da önem arz ediyor. Kayseri elbette bir endüstri ve ticaret merkezi. Zaten bunu çıkan tabletlerden anlıyoruz, anlaşmalardan da görüyoruz. Anayasası Kayseri'mizde yazılmış asırlar döneminden beri. Fakat bunun yanında biz son süreçte Kayseri sportif alanda, turizm alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, mistik turizm alanında değişik konularıyla ilgili ön plana çıkartacak gayretlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje koordinatörü ve küratör Siret Uyanıksa, Anadolu yüksek uygarlıklara bağlamış büyük bir kültür merkezi olma özelliği taşıyan UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne giren Kültepe'nin sanat yoluyla anlatımı için oluşturulan bu sergi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Kazı Başkanı Fikir Kulakoğlu da destek vermektedir dedi. Proje koordinatörü ve küratör Siret Uyanıksa şunları söyledi. Türkiye İç Anadolu bölgesi ve Kayseri için bir hazine olan Kültepe'yi anlatan sergi 1 Ekim 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Melik Gazi ile devam edelim. Melik Gazi'de salça günleri başlıyor. Başkan Palancıoğlu'nun açıklamaları var. 19 Ağustos'ta başlayacak salça günleri. Başkan da vatandaşlara daveti var. Melik Gazi Belediyesi Hisarcık ve Kranardı mahallelerinde tüm ekiple beraber toplu temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüklerini ve buna yönelik çalışmaları artırdıklarını söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlikle sokaklar temizleniyor. Ekiplerimiz kepçe, kamyon, büyük ve küçük süpürge, konteyner yıkama aracı, çöp aracı ve ilaçlama araçlarıyla çalışarak mahalle temizliğini gerçekleştirdiler. Toplu temizlik çalışmasıyla mahalleleri köşe bucak temizliyoruz. Vatandaşlara hijyenik yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz. Belirlenen program dahilinde çöp konteynerleri, yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar, boş arsalar, cadde ve sokakların temizliği yapılarak dezenfekte ediliyor. Daha temiz bir Melik Gazi için tüm belediye ekibi iş başında çalışıyor. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diye konuştu. Melik Gazi ile devam edelim. Melik Gazi'de salça günleri başlıyor. Başkan Palancıoğlu'nun açıklamaları var. 19 Ağustos'ta başlayacak salça günleri. Başkan da vatandaşlara daveti var. Salça günleri Melik Gazi'de başlıyor. Yıllardır düzenlemiş olduğumuz ve Melik Gazi'de de iki farklı noktada hayata geçirdiğimiz salça günleri, birincisi Belsin Kocatepe'de, ikincisi Mimar Sinan Evliyalar Parkı'nda olmak üzere Ağustos'un ortasında başlayıp
Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla sizlerden ricamız, bina altlarında lütfen salça kaynatıp dumanından, isinden, kokusundan vatandaşlarımızı rahatsız etmeyelim. Her türlü hizmet sağlıyoruz. Dolayısıyla Belsin Kocatepe'de ve Mimar Sinan Evliyalar Parkı'nda düzenleyeceğimiz salça günlerinde salçaları kaynatın. Birlik, beraberlik ve huzuru tesis ettiğimiz, 7-24 hizmet verdiğimiz güzel bir organizasyon oluyor. Geçtiğimiz sene tam 1000 aile istifade etti salça günlerinden. Dolayısıyla sizleri bekliyoruz. Domates satışımızdan oduna kadar her türlü ihtiyaç hissettiğiniz bütün salça kaynatma ile ilgili kazanından tuzuna kadar her türlü hizmeti veriyoruz. Sizleri bekliyoruz. Rezervasyonlu sistemimiz. Dolayısıyla lütfen kayıt yaptırmayı unutmayın. Hayırlı olsun diyorum. Sinan'la devam edelim. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Asancı ve Höbek Mahallesi'ndeki pilav şenliği programında vatandaşlarla bir araya geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hasancı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolak Bayraktar, bölge sakinlerinin ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla keyifli sohbetler eden Başkan Çolak Bayraktar, özellikle yaşlar ve çocuklarla yakından ilgilendi. Öyle mi? Dediye babaannenin adı mı, annenin adı mı? Babaannenin adı. Peki, Allah uzun ömürler versin. Allah bağışlasın. Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Koca Sinan Kaymakamı İlhan Abay, Koca Sinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Koca Sinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve AK Parti Koca Sinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan'la birlikte vatandaşlara pilav dağıtan Başkan Çolak Bayraktar, ilk defa düzenlenen şenlikte vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bugün burada Höbek'te hem sizler eş dost akraba birbirinizle gelip bir arada olma, kavuşma, kaynaşma fırsatı buldunuz. Hem de bizler sizlerle bir arada olma fırsatı bulduk. Bu güzellik tabii ki özellikle Koca Sinan'ımızın 48 köyünün evrelerinde böyle farklı günlerde farklı etkinlikler yapılıyor. Biz de hemşerilerimizle kaynaşma imkanı buluyoruz, bir arada olma imkanı buluyoruz. Herkes doğduğu topraklara, ata topraklarına geri dönüp sıla-i rahim yapabiliyorlar. Şehir dışından gelenler, yurt dışından gelenler veyahut da şehir içinde olanlar da burada gelip eş dost akrabalarını görme fırsatı oluyor. Böyle bir güzelliği oluyor bunun da. Rabbim sağlıkla nice günlerde bir arada olmayı nasip eylesin diyorum. Başkan Çolak Bayraktar Hasancı Mahallesi'nin ardından Höbek Mahallesi'ni ziyaret edip buradaki pilav şenliğinde vatandaşlarla sohbet etti. Afiyet olsun hocam. Hayırlı günler. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Eyvallah abla. Sağ olasın. Amin. Allah razı olsun. Amin. Programın sonunda vatandaşlara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edildi. Evet, çok güzel. He? Allah razı olsun. Sizin çok için güzel. Yeni yaptık orayı. Çok güzel. Senin ve arkadaşların için bilesin yani. Yine Koca Sinan, Koca Sinan'da vatandaşlara bereketin ve bolluğun simgesi aşure ikram edildi. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtan Başkan Çolak Bayraktar, onların yoğun sevgiseliğiyle karşılaştı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşure ikramının ardından konuşan Başkan Çolak Bayraktar, Muharrem ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi. Evet, Muharrem ayı, 10 Muharrem. Aşura günü, Muharrem ayının 10.sü günü aşura günü olarak kutlanıyor biliyorsunuz. Ve biz de bugün Koca Sinan Belediyesi olarak meydanda her iki noktada hemşerilerimize aşura dağıtıyoruz. Aşura geleneği bizde özellikle konu komşu mahalleler içerisinde yaygın bir şekilde aşureler kaynar. Yapıldıktan sonra herkes kendi konu komşusuna, binasındaki komşularına dağıtırlar. Biz de büyük bir aile olarak, Koca Sinan ailesi olarak burada Koca Sinan sakinlerine aşure ikram ediyoruz. Rabbim devlete millete çok versin, bereketli olsun diyorum. Ki geçmişinde de baktığınız zaman daha uzunca Nuh tufanından sonra Nuh Aleyhisselam'ın gemideki bulunan bütün erzakları
bir kazan içerisine koymasıyla birlikte yapılmış olduğu, ilk o günden bugüne geldiği rivayet edilen bir adetimizi de bugün biz burada Kocasinan Belediyesi olarak yaşatmışız. Kocasinan sakinlerimiz, Kayseri sakinlerimiz Aşure ile buluşmuş oluyorlar. Afiyet olsun. Nice nice Muharrem ayları da bir arada olmak dileğiyle hem Muharrem ayınız mübarek olsun hem Aşure gününüz kutlu olsun diyorum. Aşure geleneğinin yaşatılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Yani güzel bir etkinlik. Bu şekilde insanların gönlünü alması da çok güzel. Başkanımıza çok teşekkürler ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederiz. Ne diyeceğiz? Başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun. İşi gücü rast gelsin. Teşekkür ederek daha ne söyleyeceğiz? İşi gücü rast gelsin. Çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Başkan amcaya teşekkür ederiz. Çok güzelmiş. De yedim. Çok lezzetli. Çok güzel bir tatlı seviyoruz yani. Allah razı olsun. Başkanımızla memnunuz yani. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Başkanıma uzun ömürler diliyorum. Başarıların devamını diliyorum. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin devamını diliyoruz. Aşure ayı olduğu için hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Allah kabul etsin. Tabii Ali Dağ denince akla yamaç paraşütü geliyor ve yamaç paraşütü heyecanında başladı. Talas ilçesinin güneyinde ve şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 2000 rakımlı Ali Dağ'ında 14 Ağustos'a kadar sürecek yarışmaya 23'ü İranlı toplam 70 sporcu katıldı. İlk günün antrenman uçuşlarıyla başladığı yarışmayla ilgili teknik bilgiler veren koordinatör Semih Sayır, bugün Akmesic bölgesine yaklaşık 60 kilometrelik gol hedefi verildiğini söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise sözlerine yamaç paraşütüne gönül veren sporculara hoş geldiniz diyerek başladı. Ali Dağ'ın hava sporlarında öne çıkan bir merkez olduğuna dikkat çekti. Yamaç paraşütüne gönül veren sporcular, pilotlar, teknik adamlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Kaymakamımla beraber sizi yalnız bırakmak istemedik. Değerli Kaymakamım da çok ilgili, sağ olsunlar. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Ali Dağ bu konuda çok şükür ismi öne çıkmış dağlarımızdan, tepelerimizden birisi. Biz de belediye olarak son zamanlarda sizin ihtiyaçlarınızı giderecek ve artık Ali Dağ'da uluslararası düzeyde yamaç paraşütü yarışmaları yapılıyor. Hatta o kadar ki pandemi döneminde de ara vermeden bu işi gerçekleştirdik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de burada yerel yönetimler olarak sizlere nasıl hizmet veririz derken pandemiden önce yaptığımız büyük projelerimiz vardı. Bunları pandemi nedeniyle biraz daha erteledik ama şimdi yeniden başladık. Bunlardan birincisi buranın bir rehabilitasyon merkezi haline gelmesiyle birlikte yamaç paraşütü, yelken kanat, amatör manada İHA'lar, SİHA'lar için burada sizin mıntıkanızın tam ters istikametinde kurs merkezleri. Ama aynı zamanda buraya 1300 metre mesafede olacak bir finiküler sistem yapmayı da projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. İnşallah seneye bayağı bir şekillendiğini göreceksiniz. Sizi gönlünüzden öpüyorum, çok tebrik ediyorum. Bu sporla alakalı dünyanın her tarafından gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oluyor. Onlara da Talas'a, Ali Dağ'ına ve Kayseri'ye hoş geldiniz diyorum. Tekrar hoş geldiniz, başarılar diliyorum. Kazasız, belasız devamını dilerim. Yarışmaya Samsun'dan katılan Erdem Pişkin, her konuda yardımcı oldukları için Talas Belediyesi'ne teşekkür ederek keyifli bir yarışma diledi. Merhabalar, Samsun Bafra'dan geldim bu organizasyona. Talas Belediyesi'nin hazırlamış olduğu organizasyon bugün ilk günü ve antrenman günümüz. Bugün antrenman uçuşlarını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar heyecanlı, sağ olsun belediye de ilgilendi bizimle. Gerek geldiğimiz günden bugüne kadar her konuda yardımcı oldular. Bakalım bugün ilk günümüz, güzel bir gün bizi bekliyor. Sizleri burada görmek, bu heyecanı burada yaşamak keyifli olacağını düşünüyoruz. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, et ve süt kurumunun karkas et alım fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiğini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde SK'nın kuzu etinde uygulamış olduğu %25'lik indirim için değerlendirmelerde bulunan Başkan Bağlamış, bir çağrıda bulunarak uygulamanın tüketiciyi koruma açısından doğru olduğunu ancak üreticilerin de mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Başkan Bağlamış'ın çağrısı karşılık buldu. SK karkas et alım fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. SK tarafından yapılan duyuruda küçükbaş hayvan alım fiyatlarının güncellendiği, piyasa regülasyonu çerçevesinde bazı tedbirler aldıklarını belirterek bu çerçevede kuzu karkas alım fiyatı kilosu 88 TL'den 90 TL'ye çıkmıştır. İç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarımıza %25 indirime gidilmiştir. Kuzu karkas fiyatının ise alım fiyatı kilogram başına 92 TL olarak belirlenmiştir. Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları piyasada kilosu 85 TL'den ortalama kilosu 90-95 TL'ye yükselmiştir ifadelerine yer verildi. SK 8 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere toplu alım fiyatlarınıza kilosu 82 TL'den primlerle kilosu 90 TL'ye çıkardığını da duyurdu. Açıklamada SK'nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmadığının altını çizerken, kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerin kombine müdürlükleriyle irtibata geçmeleri gerektiği hatırlatıldı. Başkan Bağlamış yapmış oldukları çağrıya duyarsız kalmayan Et Süt grubuna üreticiler adına teşekkürlerini ifade etti. Dün Büyükşehir Belediyesi toplanmıştı, detaylar aktarmıştık. Şunu da hemen belirtelim, haberinde sizlere aktaralım. Devre ve Pınarbaşı Belediye Spor Kulüplerine 650 bin TL'lik destek kararı çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ağustos ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 46 asıl, 23 ek olmak üzere 69 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısından amatör spora da destek kararı çıktı. Bu kapsamda Ağustos ayı gündem maddeleri arasında yer alan Develi Belediye Spor Kulübü'ne 500 bin TL ve Pınarbaşı Belediye Spor Kulübü'ne 150 bin TL destek verilmesi talebi ayrı ayrı görüşüldü. Başkan Büyükkılıç'ın meclis üyelerinin oylamasına sunduğu amatör spora destek verecek gündem maddeleri üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Büyükkılıç, amatör spora destek verecek gündem maddelerinin hayırlı olmasını temenni ederken spor kulüplerine de başarılar diledi. Meclis üyeleri de spora verdiği desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. Yine Büyükşehir'deyiz. Büyükşehir'den dezavantajlı bireylerin eğitim ve istihdamına büyük destek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentteki eğitim ve istihdam seferberliğine verdiği destekleri sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen protokol imza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve aynı zamanda Kaymak İşbirliği içerisinde dezavantajlı gruplara eğitim vermek üzere bir araya geldiklerini ifade ederek dernek başkanı Ahmet Korkut Atay'a vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Biz eğitimi tarafındayız. İnşallah bu yetiştireceğimiz kişilerin meslek sahibi olması, şimdilik bir atölyede çalışıyor olması, onun işveren paylarının, maaşlarının bir kısmının karşılanması, haklarının karşılanması ve işlerin devam etmesi yönündeki bu destek ilerleyen zamanlarda onların meslek edinmeleriyle beraber belki kendi iş yerlerini açmaları, ailelerine, şehrimize, ülkemize imalat yönünde üretim yönünde katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu işbirliğinin her tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkut Atay ise bu konuda destek sunan Büyükşehir Belediyesi ve Kaymak'a teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kaymak'la birlikte yaptığımız bir protokol sözleşme gereği Türkiye'de ekonomik anlamda dezavantajlı olan gençlere bir istihdam kapısı yaratmaya çalışıyoruz. Bu gençlere önce tekstil fabrikasında bir kısa bir eğitim vereceğiz ve bu eğitim sonunda tekstil fabrikalarında istihdam etmek üzere ortaklaşa bunların tabii maaşlarını, sigortalarını ve işveren paylarını ödeyeceğiz. Bu manada bize destek sunan Kaymak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen imza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk'e, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkut Atan'ın yanı sıra İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'la Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ Genel Müdürü Deniz Hamburhan Çanakpınar da eşlik etti.
Kayseri Havalimanı'na gidelim. Temmuz ayında 263.353 misafir ağırlandı. Yapılan açıklamaya göre Kayseri Havalimanı'nda Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 170.842, dış hat yolcu trafiği 92.511 oldu. Böylece Temmuz ayında toplam 263.353 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Kayseri Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1176, dış hatlarda 728 olmak üzere toplamda 1904'e ulaştı. Yük trafiği ise Temmuz ayında toplamda 3599 ton oldu. 2022 yılının 7 aylık döneminde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 1.250.373, uçak trafiği 9.305, yük trafiği ise 14.558 ton olarak gerçekleşti. Meteorların görsel şöleni Erciyes'te izlenecek. Detaylar. Spor ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelen Erciyes, her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Meteor Gözlem Şöleni bu yılda 12 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da 2650 metrede ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen göktaşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'u bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar göktaşı görülmesi beklenen gecede meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Erciyes'ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar gökyüzü meraklılarına gezegen, takım yıldız konusunda bilgilendirmeler yaparak teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı elde edecek. Bunların yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından fotoğrafçılar Erciyes'i bu muhteşem gökyüzü hadisesini astrofoto teknikleriyle örümsüzleştirecekler. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit Cıngı, astronomi çağlar boyunca insanların merak ettiği ve öğrenmek için gayret ettiği bir bilim. Bizler de hem halkımızın muhteşem hadiseyi ışık kirliliğinden uzak bir yüksek irtifa noktasına yaşaması hem de çocuklarımızın özellikle bu gibi tabiat olaylarının olan ilgisini artırmak için her yıl olduğu gibi bu yılda güzel bir faaliyete imza atacağız. Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki Erciyes Hacılar Kapı Türkiye'de de bu gökyüzü hadisesinin en iyi gözlemlenebileceği bir mekan. Ayrıca son yıllarda önem verdiğimiz astrofotoğrafçılık için en ideal yer. Büyükşehir Belediye'mizin bilim merkezinde teknik ve bilgi donanımıyla misafirlerimize bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlayacak. Dolayısıyla hem göze hem ruha hem de beyne hitap eden Perseid'i birlikte izlemek üzere tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı davet ediyoruz dedi. Yukatel Kayseri Spor Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Kadir Has'ta İstanbul'la karşılaşacak İstanbul Spor ve bu maçın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Spor Kulübü cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstanbul Spor maçının bilet fiyatlarını belirledi. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 40 ila 140 TL arasında değişiyor. Bugün saat 11'de satışa çıkacak bilet fiyatları ise şu şekilde. Batı Balkon Tribün bileti 140 TL, Batı Alt Tribün bileti 120 TL, Doğu Alt Tribün bileti 80 TL, Doğu Üst Tribün bileti 60 TL, Kuzey Üst Tribün bileti 40 TL, Misafir Tribün bileti 50 TL. Maç cumartesi günü oynayacak ve Kayseri Spor mutlaka 3 puan almak istiyor. Süper Lig 2022-2023 sezonuna Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Kayseri Spor bu hafta sahasında İstanbul Spor'la karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak müsabaka için çalışmalarına başlayan Sarı Kırmızılar taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışmalarına başlayan Yukatel Kayseri Spor'da sakatlığı bulunan Atsamah'la kırmızı kart cezalısı Ali Karimi forma giyemeyecek. Basketbolla devam edelim. Bellona Kayseri basketbol takımı yeni sezon için 3 yabancı oyuncu ile anlaştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri basketbol takımı yeni sezon için 3 yabancı oyuncu ile anlaştı. Sarı Kırmızılar Sara Uskayte, Weaver ve Kalu ile anlaşmaya vardı.
196 santim boyundaki Sarauskaite Litvanya uyruklu. Geçen sezon Letonya'nın Riga takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu pivot mevkiinde görev yapıyor. 175 santim boyundaki Kalu Nijerya uyruklu Amerikalı oyuncu. 2017, 2019 ve 2021 Afrobasket etkinliklerinde Afrika'nın en üst sıradaki takımı Tigris'i temsil etti ve onlar adına üst üste 3 şampiyonluk kazandı. 2019 Kadınlar Afrobasket en değerli oyuncusu seçildi. 30 yaşındaki oyuncu guard mevkiinde görev yapıyor. 185 santim boyundaki Weaver Amerikalı oyuncu. Son olarak Meksika'nın Libertadores takımında forma giydi. 35 yaşındaki Weaver 3-4 numara pozisyonda oynuyor. Transfer olan 3 oyuncu da Eylül ayının ilk haftası Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Espor Valorant turnuvası kayıtları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerin yaz dönemini verimli geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Onlarca spor branşında gençlerin gelişmesine katkı sunulurken Talas Gençlik Merkezi tarafından da Espor Valorant turnuvası yapılacak. Takımların turnuvaya 20 Ağustos'a kadar Discord kanalı üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.